Pardon, biraz kısar mısınız? Teşekkürler. Ne demek? Cenk Çelen'le mi görüşüyorum? Evet. Azra ben. Çıldı. Yani öyle başına tamam, kötü bir şey valizi oldu öyle mi? Tamam, vermiyorum ben de valizini. Unutma. Aşağı bakarsan uçurum. İleri bakarsan hayat. İleri bakıyorum. Veda etmek için. Gidecek. Git, arkana bile bakma. Biri bana neler döndüğünü anlatacak mı? Ya sen her şeyi yıkıp dökmeyi ne kadar çok seviyorsun. Sen canımı acıtıyorsun. Sen benim canımı öyle bir acıttın ki. Nefret mi ettin benden? Hiç mi sevmedin beni? Bana bir şey söyle. Söz veriyorum. Sana burayı cehennem edeceğim. Burada kimsenin senin o sahte yalanlarla dolu dünyana ihtiyacı yok. Anla artık bunu. Benim dünyam sahte değil. Defol git hayatımızdan. Gerçekten gidecek misin? Senin de istediğin bu değil miydi zaten? Niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü ben sana... Evet, aşığım ben Azra. Çıkar beni o karanlıktan artık. Gitme. Seni seviyorum. Ben senden asla vazgeçmeyeceğim. İstesem de vazgeçemem ki ben senden. Her şeyden vazgeçerim ama senden asla. Yolunu şaşırmış iki yolcunun valizleri kaybolurken bu iki yolcu derin bir aşka, mutluluğa atlayıvermişler. Son ver buna bak, arama beni, sorma, sevme istiyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ama sen bana resmen yoksun diyorsun şimdi. Bana burada öl de, ben hemen öleyim. Ben gidemiyorum. Sen beni yoruyorsun. Madem ben gidemiyorum, sen git o zaman. Ben senin arkadaşın falan değil. Ben sana deli gibi aşık olan adamım, sen beni hatırla. Onu sevmekten hiç vazgeçemeyeceğim. Sen bana karşı bu kadar ısrarcı ol. Hadi ben seni öpüşüyorum. Bana sen varken nefes alamıyorum. Ben de sen yokken nefes alamıyorum işte. Ama benim sevgim hiçbir zaman değişmeyecek, biliyor musun? Çık git hayatım. Sen benim sevdiğim kadınsın. Şimdi uzak bir ihtimal bile değilsin. Onları mutlu ediyorsa elimden geldiğince yanlarında olurum ben de. İstemediklerinde de çeker giderim. Umut ışığı. Sonunda sensiz yaşayamayacağımı anladım. Yani çıkacağım karşılarına, ben bu kıza aşık oldum diyeceğim. Annem, Sumru, Cansu. Kuşlar, ağaçlar. Artık herkes kabullenecek Azra. Ne yapayım? Sana ilk defa bağırdım. Bunların hepsi de senden ayrıldığım ve ikimize de acı çektirdiğim için. Günaydın Sözüm. Günaydın.
Senin yüzün niye bu kadar solgun? Hasta mısın sen? Biz daha evleneceğiz. Sonra çoluk çocuk olacak. Sonra muhtemelen aralarda da kavga edeceğiz. Ne kadar zor gibi görünse de, çözülmez gibi görünse de, gel benimle konuş. Benimle paylaş, olur mu? Sen benim dünyamsın zaten. Küs müyüz hala? Yok, değiliz. Değiliz. Nasıl? Sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin ya? Günaydın. En güzel uyanma sebebim. Hadi hazırlansan ben bırakayım seni. Sen beni asla bırakma. Bırakma, tamam mı? İyi, tamam, bırakma. Kendin gidersin o zaman. Ya Cenk, onu mu dedim ben? Teşekkürler ya yanımda olduğun için. Ya benim tek bir derdim var, o da sensin diyorum sana. Sen iyi ki varsın. Elimi bırakmayacaksın yani. Bırakmayacağım. Benimle evlenir misin? Evet. Sen acaba akşamları mı daha güzelsin yoksa sabahları mı? Müzik artık olması gerektiği yerde olacak. Ve bir daha asla çıkmayacak. O benim hayat ışığım oldu. Umudum oldu. Öyle ki ben onsuz bir hayat bile hayal edemiyorum. Kadın bir adamın her halde aşık olur ya. Müstakbel gelin hanım. Müstakbel damat bey. Burası aşkımızın başladığı yer. Kemik suyu çorbası yaparken aşık olmuştum sana. Bak şu anda çok kırıcı olmaya başladı. Biz böyle bir güvensizlik nasıl yola devam edeceğiz? Hoşça kal canım. Bildiğim tek bir şey var. O da seninle evlendiğim için hiçbir zaman pişman olmayacağım. Kalbim senden başka biri için asla böyle çarpmadı. Seni seviyorum Azra. Şimdi ve daima. Seni çok seviyorum Cenk. Kader, tesadüf, adına ne dersen de bu bizim alın yazımız. Senden kaçışımın üzerinden tam bir yıl geçti. Evine. Tabii gitsen evine. Sensiz yaşayamayacağım anne. Seni o kadar çok özledim ki. İşin çok zor geldi bana. Ben senin sadece kağıt üstünde karım. İmzaladım evrakları. Boşanıyoruz. Karımla konuşuyorum, müsaade edersin. Sen benim hala soyadımı taşıyorsun. Unutma. Öyle kolay kaçıp gidemezsin. Bir süre sonra birbirimizi anlamamıza gerek kalmayacak zaten. O kadar öfkelisin ki bana. O kadar cezalandırmak istiyorsun ki. Sen kendini o kadar önemseme. Benim umurumda bile değilsin çünkü. Açsana telefonu. Aç, yine ailem merak etmesin seni sonra.
Ben de diyorum ki bu saatte nereye gidiyorsun? Tek başına çıkma. Beni önemsiyormuş gibi yapmana gerek yok canım. Tabii sen takmak zorunda değilsin yani. Önemli değil. Hiçbir anlamı yok zaten. Ben seni mutlu görmek istiyorum. Bırakır mısın? Bırakma. Siz davalı Cenk Çelen, anlaşma protokolü başlıklı metinden başka bir talebiniz var mı? Var hakim bey. Ben karımı seviyorum. Ve ondan boşanmak istemiyorum. Ben bu evliliğe bir şans daha vermek istiyorum. Sen benim hem ödülümsün hem cezamsın. İster ödül ol bana, ister ceza. Senden gelecek her şeye razıyım ben. Ben sensiz yapamayacağımı anladım Azra. Bana başından beri yalan söyledin. Ve ben de bu yalanlara inandım. Tam bir yıl boyunca ben beni neden terk ettiğini düşündüm biliyor musun sen? Masal bitti artık. Ben uyandım. Söylediğin her şey mi gerçek? Senden ayrılmak aldığım en doğru karardı. Nefret ediyorum sen. Senden nefret ediyorum. Günaydın sevgilim. Cenk, hadi uyan, sabah oldu. Ne görüyorsun mesela şu an? Deniz. Güneş, martılar. Şimdi ne görüyorsun? Minik yüzüklerim benim. Belki de hamilesindir. Bebeğimiz olacak. Sevgiye inanmayı sen öğrettin bana. Ben mucizelere inanmayı senin sayende öğrendim. Hadi uyu bakalım. Yenir mi yenmez mi bunu mu merak ediyorsun? Böyle mi olacaksın hep ya? Hep böyle mi olacaksın? 9 ay boyunca böyle mi davranacaksın bana? Niye? Ne varmış benim halimde? Hamileliği bir an önce sonlandırılmazsa hastalığı hızla ilerleyebilir. Bir anda canını yapacak, bir yerden de canını yolunu seyredeceksin. Ve senden ne geleceğimizden vazgeçemem. Acım sevgilim. Bir rüyada karşılaştık biz. Ama şimdi uyandığımı söylüyorum. Bu masalın bitmesine izin vermeyeceğim. Sizi kaybetmeyeceğim. Ne oynatamıyorum? Nereye gidiyoruz? Sürpriz. En iyisi metal müziği için. Olur, bana uyar diyorsun. Bana uymaz ama kafam şişer. Azra!
Azra. Cenk, neden ağlıyorsun ben? Bebek yok. Hayır, benim bebeğim burada. Niye getirdin beni buraya? Bunun için mi? Anlamıyorum, anlamıyorum. Çünkü ben hala aşeriyorum. Çünkü ben hala her şeyin kokusunu alıyorum. Ben hala sürekli uyuyorum. İstiyorum. Ya sen neden hala benim yaralarımı kanatmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum. Neden ya? Ya çünkü tedavi olmasan öleceksin. Nereye böyle beni kaçırır gibi? Kaçırır gibi mi? Zaten kaçırıyorum ben seni. Takı paçaneni diyorsun lan. Yok, seni çok seviyorum. Benim kalbim bir süre sonra duracak belki de sevgilim. Gitme sevgilim. Sakın bırakma beni. Gidersem sakın unutma beni. Eğer bana bir şey olursa hayatına devam etmeni istiyorum. Milyarlarca yıldız var ama hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani ömürleri çok uzunmuş. Ama ben yıldız değilim. Benim o kadar ömrüm yok. Hayatım uzun olmuş, kısa olmuş hiç önemli değil. Önemli olan da yaşadığım, seninle geçirdiğim her an bir ömre bedeldi. Senin aşkın bana bir ömür değil, bin ömür yeter. Ben bu hikayeyi seninle başladım, seninle bitiririm. Ben sensiz bir gelecek düşünmüyorum. Ben yedireceğim. Ben kendim yerim. Hayır, çocuk değilsin. Benim karımsın ama. Tamam. Bardağın içine gül de koyacak mısın? Bakalım, bir bahçeye falan bakayım. Aslında nereden baktığına bağlı. Bazıları çok sevinir böyle bir habere. Çok sevinmiştin ilk duyduğun zaman. Ben mi ettim şey mi? O mu? Tamam, söyleme tamam.